Arkadaşlar, bugün sizlere koleksiyonuma yeni katılan Osmanlıca yazılı eserleri göstermek istiyorum. İlk önce tahtta bir kaşık var. Muhtemelen Osmanlı olduğunu düşünüyorum. Büyük bir kepçe. Bayağı yaşlı bir kepçe. 100 yıllık olabilir muhtemelen. 100-150 yıllık büyük bir kepçe. Kazandan doldurmak için şöyle çorbaları kullanıyorlarmıştır muhtemelen. Sonra bir tane keser, küçük, 60-70 yıllık olma ihtimali yüksek, küçük bir keser. Ön tarafında kesme yeri, çivi çıkarma yeri ve çakma yeri mevcut. Güzel bir eser. Daha sonra küçük küçük çay fincanları, sütlükler, minicik şöyle bir sütlük varmıştı. Bunu kızım getirirken kırmış. Bunları bir arkadaş hediye etmiş. Bu Osmanlı kepçeyi ve bu sütlükleri ve bu keseri arkadaşa hediye etmiş benim için. Bana göndermişler. Teşekkür ediyoruz. Ve şunları bugün koleksiyonumuza kattık. Osmanlıca belgeler. Ne yazdığını bilmiyorum. Osmanlıcayı bilmiyoruz. Şöyle mühürlü Osmanlıca bir mühür var şurada. Arkası da Osmanlıca. Bir tane şöyle Osmanlıca bir şey. Osmanlı pulları var. Damga pulu arkasında. Ve Osmanlıca bir yazı üst tarafında. Ve arkasında da var. Osmanlıca yazılar. Bunlar koleksiyonumuzdadır. Koleksiyonumuza kazandırdık. Ve büyük bir Osmanlıca yazı var şöyle. Ne yazdığını bilmiyorum. Tabii izleyen arkadaşlar okumasını bilen varsa, yazarsa seviniriz. Şöyle yaklaştıralım. Mühür de var. Şurada mühür basılmış. Muhtemelen yazışma olabilir Osmanlıca. Güzel bir eser ama biraz yaşlı olduğu için alt tarafı yırtılmış. Evet, şöyle gösterelim. Arkasında da var. Şöyle bir yazı. Evet, Osmanlıca. Evet arkadaşlar, bunları koleksiyonumuza kazandırdık. Bunları tabii ki güzel bir şekilde muhafaza edeceğiz. Eserlerimizi şöyle koyalım. Osmanlıca damga pulları. Osmanlıca pul yoktu elimde. İyi oldu. İki tane Osmanlı pulumuz oldu. Koleksiyonumuzda. Güzel. 3000 tane falan posta pulu var. Tabii hepsi yeni dönem. Bu kadar eski olan pulumuz yoktu. Güzel oldu. Teşekkürler arkadaşlar videomu izlediğiniz için. Zaman zaman koleksiyonuma kattığım eserleri göstereceğim. Sikke kaydedemedim. Bu sıralar çok hastaneye gidip geldik. Sikke alamadık. Hastane işleri bittikten sonra, sikke kaydettikten sonra sizlere sikke koleksiyonumdan da paylaşırım. Eski olan sikkelerden, eskiden kaydettiğim sikkelerden paylaşacağım. Ama birkaç gün sonra olur büyük ihtimal. Şimdilik yasaklı olmayan eserleri paylaşıyorum. Teşekkürler izlediğiniz için. Hoşça kalın. Allah'a emanet.